Şimdi Ahmet Selim Kul'a bir dönelim hazırsa arkadaşlar. Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşımız Ahmet Selim Kul. Ee, sevgili e, Selim, şimdi tabii e, herkes Fenerbahçe'nin bu hafta sonu oynayacağı maçı bir taraftan konuşurken, tartışırken işte sakatların durumu ama şu anda futbolun dışındayız. Sayın Sipahioğlu'nun geniş çaplı kulüp televizyonunda yaptığı görüntüler eşliğindeki toplantı büyük yankı uyandırdı. Galatasaray cephesinden de bir cevap hakkı e, Bekleniyor açıkçası. Kim konuşur bilemiyoruz ama biz de bekliyoruz. Her kamuoyu da bekliyor. Bu arada Falcao ve Feguli kadroda yer alıyor Galatasaray'da. Alanya seyahati başlıyor sarı kırmızılarda. Emre Taşdemir, Sara Çivali, Dervişoğlu da kadroda yok. Bu da son bir bilgi. Ekranda alttan geçiyor arkadaşlarımız yazdılar. Falcao, Feguli kadroda. Peki Fenerbahçe boyutunu senden bir kez daha dinleyelim Ahmet Selim Kul. Teşekkürler Aykut İnce. Hemen stüdyoda konuşulan konuya bir ek yapayım. Orada aslında ilk vurgulanan o girişte şu detay atlanıyor. Fenerbahçe'nin sorumluluğunda olan bir alan değil. Protokol tribünü tamamen Gençlik İl Spor Müdürlüğü'nün organizasyonunda gerçekleşen bir adam. Ve o kapıda isim soran isimler de Fenerbahçe'ye güvenlikleri vesaire değil. Gençlik İl Spor Müdürlüğü'ne ait çalışanlar. Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı açıklamada bu kısımda vurgulanmıştı. Az önceki yorumlara katkı olması anlamında bu bilgiyi de paylaşayım. Tabi haberimizde detaylı anlattık. Bir iki tane noktayı da ben hatırlatmak istiyorum bu anlamda. Aslında bunları hatırlatmadan önce de bu sürece nasıl gelindi? Şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe aslında ilk başta cevap vermeyi çok fazla düşünmüyordu. Fakat açıklamaların devam etmesi, bu konuda yeni iddiaların gelmesi bir anlamda mecbur kıldı. En azından Fenerbahçe kanadının bize söylediği bu şekilde bunlara yanıt vermek zorunda kaldık. Bunun o, eğer bu zorundalık olmasaydı cevap vermeyi düşünmüyorduk şeklinde ifadeler kullandılar. Ve burada eklememiz gereken en azından benim hatırlatabileceğim iki nokta var. Sayın Yusuf Günay'ın söylediği militan ifadesine çok sert bir tepki gösterdi Fenerbahçe. Sayın Metin Sipaioğlu bu söylemin çok tehlikeli olduğunu ifade etti. Bir de burada tüm bu konulardan bağımsız olarak Sayın Mustafa Cengiz'in söylediği Serdar Tatlı ile ilgili ifadelere vurgu yaptı. Ben de bu bunları katkı olarak sizin e, yayınınıza sunabilirim. Bu iki konuda da Serdar Tatlı ile ilgili Sayın Mustafa Cengiz'in biz onu destekliyorduk. İlgili kişiler de bunu biliyordu sözlerini. Defalarca ekrana getirdiler e, Fenerbahçe TV'de yapılan yayında. Bu konuya da Fenerbahçe dikkat çekmeye uygun gördü. E, bu Önümüzdeki günlerde Fenerbahçe bu dosyayı kapatmak istiyor. Çünkü kendi görüntülerle bir veri ortaya koyduğu için bu işin artık sonuna gelindiğini düşünüyor. Ama biz de tabii ki süreci takip ediyoruz. Yeni bir gelişme olursa, yeni bir adım olursa Fenerbahçe kanadından bunu tabii ki izleyicilerimize en hızlı şekilde aktaracağımızı ifade edelim. Benim bir sorum olacak. Şimdi Sayın Sipahioğlu kendi çapında ya da toplanan belgeler eşliğinde Fenerbahçe kulübünü haklı olarak savunmuş, doğruları ortaya koymuş. Fakat tribün kısmında bazı gerçekler var. Görünen gerçekler var. Sosyal medyada gördük, çeşitli platformlarda gördük. Bu, bunları Galatasaray taraftarı olarak göremeyiz. Çünkü bir Galatasaray taraftarı Galatasaray forması giyip, Galatasaray atkısı, Galatasaray şapkası vesaire takıp da o tribüne gelip işte oturamaz. Yani orada yapılan bir takım istenmeyen el hareketleri, işte küfürler vesaireler var. Bunlar çok çirkindi. En azından bu konuda da Sayın Sipahiyeoğlu taraftarlara olumlu mesajlar vermeliydi. İşte bizim taraftarımıza yakışmıyor. Sayın Ali Koç o sırada o küfürler esnasında ne diyor? E, stat güvenliğine ya da ilgili kişilere, stat'taki kişilere bu küfürleri durdurun diyor. Yakışmıyor. Çünkü orada protokol var, işte bakanlar var vesaire vesaire. Yani bunları da söyleseydi dop dolu e, harika bir e, açıklama olurdu. O kısmının biraz eksik kaldığını düşünüyorum. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Ya da bu konuda futbol federasyonuna acaba başvurdular mı? Biz işte bu taraftarların çirkin görüntüleri nedeniyle cezalandırılmasını istiyoruz gibi bir ee, ...bir yazışma ya da bir konuşma oldu mu? O, ben onu merak ediyorum mesela. Ben de sordum hani bu konuyla ilgili evet. bir bölüm olacak mı vesaire diye. Bununla ilgili de şunu söylediler bize. Aslında biz bu konuda e, net bir şekilde bir tavır ortaya koyacaktık. Bu tarz hareketlerin hepsine karşı olacağımız vesaire gibilerinden bir tavırda bulunacaktık. Ama Sayın Mustafa Cengiz'in Ardı Turan'ın soyunma odasında kullandığı ifadelerden sonra... E, Sayın Mustafa Cengiz'in kullandığı ifadelerin ardından böyle bir şey yapmaktan vazgeçtiklerini söyleyebilirim. Bu biraz tabii ki perde arkasında. Ben de çünkü sordum hani e, sonuçta e, kuralların dışında eylem yapan kişiler var. Bunlarla ilgili bir bölüm olacak mı diye sorduğumda. Sayın Mustafa Cengiz'in arda Turan'ın küfrünü savunduğu için biz bu konuya girmeyi uygun görmedik. Zaten bu konuyla ilgili... Emniyet güçleri gerekeni yaptı. Biz de kulüp olarak bir ceza aldık. Hani bunun yaptırımı zaten uygulandı. Bundan dolayı da bu konuya değinmediklerini söylediler bana. Ben bu soruyu sorduğumda sevgili Zeki Uzundurkan dediğim gibi bir Mustafa Cengiz'in Arda Turan'ın küfürleriyle ilgili kullandığı ifadeler ona yönelik söylediği sözler bir de hem emniyet güçlerinin o ilgili kişiler hakkında 6222'den işlem yapması hem de federasyonun Fenerbahçe'ye küfür gibi eylemlerden dolayı ceza vermesinden dolayı tekrar o konuya değinmediklerini ifade ettiler. Konuyu konuşacağız burada ama bir de takım içinden sorayım. Sakatların son durumu ne? E yetişen var mı? Yetişecek mi? Çünkü herkes merak ediyor. Pelkas'ın durumunu merak ediyor. İrfan yani takım içinde o sakatların durumu ne zaman netleşir sevgili Ahmet Selim? Aykut İnce Fenerbahçe'de iki iyi haber iki biraz daha sonra gelecek iyi haber var bu konuda yani e, Pelkas bu hafta ilk antrenmanda takımla birlikte çalıştı geçtiğimiz hafta e, koşu çalışmaları yapıyordu yani sakatlığını tamamen atlattı e, Göztepe maçında oynamasına engel herhangi bir durum yok hatta o da formasını geri almak istiyor yani Erol Bulut'tan beklentisi var şimdi hucum bölgesinde Fenerbahçe'de sakatlar dönünce tabii ki rekabette arttı burada Mesut ve Valencia'nın forması biraz daha garanti gibi duruyor kalan iki e, bölge iki kontenjan için dediğim iki kontenjan içinde adaylar Tiam, Pelkas, samat Samatta, Osayi, Samuel bu dört isimden ikisi oynayacak gibi duruyor. Burada Erol Bulut'un maça doğru vereceği kararı biz de takip edeceğiz. Bunun dışında Novan da bu hafta takıma katılmasını bekliyoruz. İrfan Can Kahveci ve Luis Gustavo ise bu hafta Göztepe maçında olmayacaklar ama Trabzonspor maçında olmaları hedefleniyor diyelim. geri dönüşleri bekleniyor diyelim. Fenerbahçe eğer yeni bir sakatlık olmaz hedefi çok uzun bir aradan sonra Diego Perotti'yi saymıyorum Trabzonspor maçına tam kadro çıkabilmek ilgili akitince. Ağzına sağlık çok teşekkür ederiz Ahmet Selim. Takım içinden bilgiler Sayın Sipahioğlu'nun e, televizyonda Fenerbahçe TV'de yaptığı açıklamaları görüntü eşliğinde e, arkadaşlarımız haberleştirdi. Konuştuk tabii bu Fenerbahçe tarafının olaya bakışı tabii Galatasaray cephesi bu olaya nasıl bakacak? Şimdi Sayın Mustafa Bey'in, Sayın Cengiz'in de açıklamaları muhtemeldir evet. bugün olabilir. Henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hem Haldun abi hem Zeki abi de sürekli... E, cep telefonlarından... Çok iyi yayınlar. Sen de hoş geldin Aydın abi. Hoş bulduk, abi. iyi yayınlar. Yoğun kar yağışı başladı bugün İstanbul'da özellikle sabah saatlerinde. Dün akşam meteorolojik uyarmıştı. Ee, yarın okullar da tatil olacak, herhangi gidecekler de demişti ve sabah kalktık gerçekten. Her taraf ben Gerçekten, ben. gerçekten dün, karar. Dün ben Beykent'e geldiğimde, Büyükçekmece Beykent'e geldiğimde eksi 3,5 dereceydi. Ama... Ee, yani buzlanmaya karşı işte tuzlu tuz çalışmaları olduğu için hani evet. çok kaza olmadı gibi geliyor bana İstanbul'da bu sefer. Hızlı hızlı gidelim. Evet, Şimdi hızlı Fenerbahçe'de gidelim. Sayın Sipahi Oğlunun Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamaları arkadaşlarımız hazırlıyor. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Metin Sipahi Olu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hazırmış. Bir izleyelim Metin Bey'i neler söylüyor. Arkasından süratle başlayalım.